Arkadaşlar, James'in bir mesajı var sizlere. Yes, James, speak please. But don't forget to subscribe, hit the subscribe button to watch this vlog, and highly recommend subscribing to this channel. His videos are brilliant. Highly recommend subscribing. Thank you, James. Don't matter. Bye. İngiltere'nin Cambridge şehrinden herkese selamlar. Bugün Cambridge'e geldik. Mümkün olabildiğince görüntü alacağım. Cambridge çok hareketli, çok güzel. Oxford bu kadar hareketli değildi biz gittiğimizde. Ama Cambridge'de gerçekten çok fazla insan var. Arkamda bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz. Arkamda insanlar çimlerde oturuyorlar, yemek yiyorlar. Yanılmıyorsam bugün bir mezuniyet töreni gibi bir şey var. Mezuniyet üniforması giyen insanları görüyoruz arada bir. Eşime diyorum ki bak milyonluk insan geçiyor. Koskoca Cambridge'den mezun olmuş falan diyorum. Genel görüntüler alayım. Tekrardan görüşürüz. Cheers. Gonna play some thank you. Gonna play some Paul McCartney. This is called Band on the Run. Hadi gidelim. Evet, sokak müzisyenini çektim birazcık. Çok fazla çekmeyeyim, telif yiyebilirim. İstanbul'da başıma geldi çünkü. Şimdi bir müze var, oraya gideceğiz. Burası... Esra, hadi. Şimdi bir müze var, orayı ziyaret edeceğiz. Gördüğünüz gibi Cambridge sokakları oldukça kalabalık ve yoğun. Evet, gezmeye devam. Şimdi burası birazcık daha hani bisiklet kullanımı, yani ilk gezdiğim yerler arasında gördüğüm en çok sanırım burada bisiklet kullanımı var. Her yerde bisikletti. Her yerde bisikletler park edilmiş. Londra'da falan da hani bu kadar bilmiyorum, görmedim. Çok aşırı dolaşmadım Londra'da ama burada birazcık daha fazla geldi bana. Keza aynı şekilde Oxford'da da hani bu kadar yoktu. Mesela şurada şurayı göstereyim size. If you add it all together, it would be very heavy. But they have some. Wow. Yes, it's very heavy. Yes, I feel sorry for the horse having to carry all of this. Herkese selamlar. Fitzwilliam Müzesi'ni gezdik. Müzeye giriş ücretsiz. Müzeye gitmeden önce internetten sadece ticket almanız gerekiyor. Onun dışında yapmanız gereken bir şey yok. Yer kalmayabiliyor. O yüzden birazcık öncesinden biletinizi alırsanız daha iyi olur. Müze iki katlı gibi ama çok büyük, çok geniş, çok kapsamlı. Ben gittiğimde ilk girişte böyle ilk katı şöyle bir dolaştık. Bitti zannettik. Sonra baktık ki üst katı var. Üst kattan ayrı bir yere gidiyorsun. Farklı farklı bölmelere gidiyorsun. İçinde kayboluyorsun adeta. Mesela Türklere ait eserler de var. İznik Çinisi var. Ben ilk İznik Çinisi'ni gördüğümde kesin bu İznik'tir falan dedim. Sonra bir devam altına baktım. İznik Çinisi yazıyor, Türkiye yazıyor. Bazı eserler var, heykeller var. Türklerle alakalı olanları söylüyorum. Bunun dışında şöyle farklı şeyler var. İçeride Mısırlara ait bir bölüm var. Gerçekten mezarlar, mezar taşları falan inanılmaz büyük. Hele bir bölüm var. O bölümü fotoğraf çektim. Bazı çok geniş, biraz dar, biraz büyük olduğu için kadraja sığmadı. Böyle kubbesi vesaire çok iyi. Onları fotoğraflara falan yansıtacağım, paylaşacağım.
ışıklı, işlemeli falan, hani belki de şu ana kadar gezdiğim en güzel müze diyebilirim. Gerçekten çok ihtişamlı idi. Bunun yanı sıra görüntüleri de zaten aktaracağım. Şimdilik gezmeye devam ediyoruz. Cambridge'e gelmişken şehrin tam ortasında olan bir pazardan geçiyoruz şu anda. Cambridge pazarı. Baktım birkaç tane blog yazısı var. Blog yazısında da buranın gezilmesini tavsiye ediyorlar. Ancak şöyle bir durum var. Biraz akşam olduğu için, akşama doğru olduğu için pazar kapatıyor. Yok tabii ya. Bu ne ya? Ha, tamam. Hello. Hello. Get to again the modern area. Say hello. Oh, hello. Oh my god, did I just have a horrible rant while I was on camera? I'm so sorry. Why are you videoing though? Hello. Hello. Are you videoing rocks? Yes, yeah, for YouTube happens. Channel. Oh, why? I mean, good, but also... Why? Ne açık hava pazarıymış burası, değil mi? Burası açık hava pazarı olarak geçiyor. O yüzden şöyle bir dolaşalım. Kapalı olması tabii şu anda bizim için kötü olurdu. Çünkü malum korona bitmedi, devam ediyor. Şöyle şunlardan biraz görüntü alalım. Genelde bu tarz pazarlarda akşamlara doğru şey oluyor, marketler, büyük marketlerde bile fiyat kırılıyor falan böyle. O yüzden akşamları geliyorlar özellikle. Akşam pazarı misali. Birmingham'da bunu yaşamıştık. Akşamları kapatıyorken böyle bayağı ucuza sebze falan almıştık. Hızlandırılmış pazar gezimiz bu kadardı. Gördüğünüz gibi arkada şu anda topluyorlar. Birçok pazarcı tamamen toplamış durumda. O yüzden çok fazla bir görüntü çıkaramayacağım. Yine şöyle görürsem yine sizlerle paylaşabilirim ama. Evet, şu anda Cambridge'in ismini aldığı nehrin oradayım. Yani burası Cam Nehri, River Cam olarak geçiyor. Arkamda da insanlar nehirde istedikleri gibi gezi yapabiliyorlar. Yani nehri gezebiliyorlar. Şu görmüş olduğunuz kayıklara binerek, kayık ya da gondol her neyse ona binerek. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Aslında arkamda daha önemli bir şey var. Arkamda matematik köprüsü var. Bu köprünün esprisi şu. Bu köprü Isaac Newton tarafından yapılmış. Ve o yaptığında bu köprüyü hiç çivi kullanmamış. Tamamen yer çekimini hesaplayarak üstün matematik bilgisiyle beraber bu köprüyü yapmış. 1700'lü yıllarda bu köprü tekrardan düzenlendikten, tekrardan sanırım tadilat çalışmasından sonra bu kadar öğrenci bir araya gelmiş, uğraşmış ve çivi kullanmadan yapamamışlar. 300 civarında hatta bunun için bir vaatte bulunulmuş. Hani kim bunu çivisiz bir şekilde ya da en az çivi kullanarak yaparsa yapmış olduğu çalışmada ona doktor unvanı falan verilecek gibi vaatlerde bulunmuş. En az 300 küsur çiviyle beraber bu köprü şu anda yapılmış. Arkamda görmüş olduğunuz matematik köprüsünün hikayesi temel olarak bu şekilde diyebiliriz. Yes. Yes. Say hello from Turkey. Hello Turkey. Turkey. Thank you so much. We love you Turkey. Thank you. You go. Did you go? Did you go Turkey? That might. No. No, not yet. No. Okay. Yes, no. Okay. Thank you. Arkadaşlar, James'in bir mesajı var sizlere. Yes, James, speak please. But don't forget to subscribe, hit the subscribe button to watch this vlog and
highly recommend subscribing to this channel. His videos are brilliant. Highly recommend subscribing. Thank you, Jameson. Don't matter. Bye. Evet arkadaşlar, bu şekilde sandal kiralayıp kullanabiliyorsunuz. İsterseniz başkası kullanıyor, isterseniz de kendiniz kullanabiliyorsunuz. Ama çok da kolay bir şey değil çünkü bayağı bir yorucu. Bakın kadın bayağı bir uğraşıyor. Evet, şu anda Kem Nehri'nin yanından yürümeye devam ediyorum. Yavaş yavaş gezimizi sonlandırıyoruz. Herhangi bir sürprizle karşılaşmazsak eğer. Duruma göre farklı bir yere daha uğrarsak onu da sizlerle paylaşacağım. Bunun yanı sıra Cambridge Oxford'a benziyor. Cambridge daha büyük, daha canlı, daha hareketli. Daha böyle bir sürü insan var böyle tıklım tıklım. O anlamda Cambridge'i beğendim. Millet biraz daha elit, daha düzgün, daha saygılı insanlar. En azından bana öyle geldi. Bir gün yeter mi? Bence bir gün yetmez. Bakmayın biz geldik. Onlar da böyle video çektik, şey yaptık. Belki de hani tadını çok iyi çıkartamamış olabiliriz. Ama genel hatlarıyla çok güzeldi. Müze ücretsiz, mutlaka gezin. Bence ücretsiz bir müze için harikaydı. Bayıldım diyebilirim. Cambridge gezi videomuzu Cambridge nehrinden sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.